Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere 14 Ekim haftasında piyasada neler olduğundan ve 21 Ekim haftasında piyasada neler beklendiğinden bahsedeceğim. BIST 100 Endeksi 14 Ekim haftasına 8.885 puan seviyesine başladı. Haftanın ilk işlem günde Borsa İstanbul satış hacminin de gerilemesiyle sert satışlar kaydetti. Salı gününe geçtiğimizde Borsa İstanbul'un güçlü yükselişle dünyadan pozitif ayrıştığını gözlemledik. Alışlar genele yaygındı. Banka satışına yönelik spekülasyonlarla Koç Holding ve Yapı Kredi, petrol fiyatlarındaki gerilemeyle de Pegasus ve Türk Hava Yolları en çok yükselenler arasında yerini aldı. Hafta ortasında Borsa İstanbul'un gün içinde satıcılı bir seyir izlediğini gözlemlemiş olduk. Kapanışa son 2 saat kala ise genele yayılmayan alışlarla günü %1 artıda kapatmayı başardı. Alıcılı seyirde Uluslararası Bir Yatırım Bankası'nın raporunun da etkisi olduğunu söyleyelim. Rapor sonrası öğleden sonra bankalarda alışlar gerçekleşti. Perşembe gününe geçtiğimizde Borsa İstanbul'un sanayi hisseleri öncülüğünde gelen küçük alımlarla kendisini psikolojik olarak önemli görülen 9.000 direncin üzerinde kapattığını gözlemledik. PPK sonrasında da faiz indirim beklentisinin ötelenmesiyle banka tarafında alışlar görüldü. Aralık ayı faiz indirim beklentisinin oluşması için Kasım ayı enflasyon verisinde önemli olacağını buradan sizlere hatırlatmak isterim. Haftanın son işlem gününde de Borsa İstanbul'un dünyadan bağımsız sert yabancı satışı ile gerilediğini izledik. Satışlara hem ekonomideki yavaşlama sebebiyle gerileyen şirket karları hem de faiz indirim döngüsünün erteleneceği beklentisi sebep oldu diyelim. Endeks haftayı 8.794 seviyesine yakın kapattı. Yurt dışı tarafta haftanın son işlem gününde Amerikan endeksleri beklentileri karşılayan bilanço açıklamaları ve hafta içinde gelen güçlü perakende verileri sonrasında haftayı pozitif olarak sonlandırdı. Ayrıca haftanın son işlem günde açıklanan veriler arasında Amerika'dan ev başlangıçları 1.350.000 beklentisinin üzerinde 1.354.000 olarak öne çıktı. Avrupa endeksleri ise alıcılı bir seyirle haftayı sonlandırdı. Dolar endeksi Eylül ayı sonundan beri %3'ün üstünde değer kazanmıştı. Haber akışının sakin olduğu günde dolar endeksinde kar satışlarının da başladığını gözlemledik. Euro dolar paritesi %0.30 değer kazanarak 1.086'ya yükselmiş oldu. Bunun dışında Avrupa ekonomi görünümünün zayıf olması sebebiyle ECB'nin FED karşısında daha hızlı faiz indireceği beklentisi de yükseliyor, kuvvetleniyor diyebiliriz. Paritede de kısa orta vadede düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Ons altın rekor seviyesini aşmasının ardından yükselişle devam etti. %1 yükselen sarı metal 2719 dolar seviyelerinden işlem gördü. Spot gümüş ise sert yükselerek altından önemli ölçüde pozitif ayrıştı. %6 civarı değer kazanan spot gümüş 33.60 dolar seviyelerine yükselmiş oldu. Petrol fiyatlarına da bakacak olursak Orta Doğu'daki tansiyonun biraz düşmesiyle gerilemeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Bitcoin vadelilerine baktığımızda %1.74 değer kaybı ile 69.44 dolar, Brent vadelileri %1.56 değer kaybı ile de 73.28 dolar seviyelerine geriledi. Haftanın son işlem gününde tahvil piyasasında Amerikan tahvil getirileri haftanın son işlem gününde hafif geriledi diyelim. Kısa vadeli tahvillerin uzunlardan bir miktarda pozitif ayrıştığını gözlemledik. 2 yıl vadeli tahvil getirisi %3.96 seviyesinden, 5 yıl vadeli tahvil getirisi %3.90 seviyesinden, 10 yıl vadeli tahvil getirisi %4.10 seviyesinden, 30 yıl vadeli tahvil getirisi de %4.41 seviyesinden işlem gördü. Türkiye Euro tahvilleri çoğu gelişmekte olan ülke tahvillerine benzer şekilde hafif satıcılı bir seyir izledi. 2 yıl getiriler 2.2 baz puan yükselirken 10 yıllıklarda 5.1 baz puan yükseldi. 5 yıllık ülke risk birimi CDS'de 269 seviyelerini görmüş oldu. 21 Ekim haftasında yurt içi tarafta ekonomik takvime bakacak olursak 21 Ekim pazartesi günü merkezi hükümet borç stok verisini takipte oluyoruz. 23 Ekim çarşamba günü tüketici güvenliği, 24 Ekim perşembe günü para politikası toplantı özetini ve brüt döviz rezervlerini 25 Ekim Cuma günde kapasite kullanım oranları ve imalat güvenliği takipte olacağız. Yurt dışı tarafta pazartesi günü önemli bir veri akışı bulunmuyor. Salı gününe geçtiğimizde Japonya tarafından gelecek olan Merkez Bankası çekirdek enflasyon verisiyle başlayacağız. Arkasından Amerika tarafından petrol enstitüsü haftalık ham petrol stokları ile günü noktalayacağız. Çarşamba günü yani hafta ortasında Amerika tarafından ikinci el konut ve mevcut konut satışlarını takip edeceğiz. Perşembe gününe geçtiğimizde de Japonya hizmet PMI verisini takip ederek güne başlıyor olacağız. Arkasından Avrupa ve İngiltere tarafına geçeceğiz. Orada da PMI verilerini takipte olacağız. Akşam saatlerine doğru Amerika tarafına geçmiş olacağız. Orada da PMI verilerini, yeni konut satışlarını ve işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takipte olacağız. Cuma günü yani haftanın son işlem gününde Japonya tarafından gelecek olan Tokyo enflasyon verisiyle güne başlayacağız. Sonrasında Amerika tarafına geçeceğiz. Orada da gelecek olan çekirdek dayanıklı mal siparişlerini ve Michigan beklentileriyle haftayı sonlandıracağız. Haftalık yabancı oranları değişim tablosuna baktığımızda en çok artanlarda liste başında Binbin, Atakey Patates, Bor Şeker, Burçelik sıralanırken en çok azalanlarda ise Ahes GEO, İzmir Fırça, BMS Birleşik Metal ve Reader gözümüze çarpıyor. Yabancı oranı 10 gündür artan hisselere baktığımızda Biotrend Enerji, Zorlu Enerji sıralanırken yabancı oranı 7 gündür artan tarafta Doğan Burda ve Lüks Kadife hisse senedini söyleyebiliyoruz. Yabancı oranı 10 gündür azalan hisselere bakacak olursak da Esgar Filo ve Reysaş hisse senedini söyleyebiliriz. 21 Ekim haftasında 21 Ekim pazartesi günü yani bugün Gürsel Taşımacılığın ve Bülbüloğlu Vinc'in, 22 Ekim Salı günü Mistral GEO'nun, Lider Turizm'in, Berkosan Yalıtım'ın, 23 Ekim Çarşamba günü Mediteran Tıbbi Malzemelerinin ve 25 Ekim Cuma günü Osmanlı Menkul Değerlerin kar payı dağıtımı bulunuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.